Burada hadi e, bir kadınlar e, yapmak istemediğim için de böyle bir açıklama yaptım. Başlatıyor. Mazluma ya yaptım değil kadınlara yani. Kadınlara da anlatabiliyor muyum? Şey çıkalım ya. Çok ilginç bu. Bu algı da bu birazcık çürütmeye yani burayı yozlaştırmaya bu yönelik. Kötülük bir olarak bir şey baştan, baştan, şey baştan sesimizi Ve, çıkarma Bu kötülük olarak niye değerlendirdin bütün abi? Oyuncuları boklayarak ben sana bireysel kötülük yapabilecek bir insan mıyım? Böyle bireysel sana bir kötülük mü yaptım yani? Bireysel'den bahsetmiyorum ki. Aynı noktada değiliz diye düşündüm. Bir noktada sizin kariyer hedefiniz başka hedefleriniz olabilir benim başka hedeflerim olabilir ama arkadaşlık zaten Daha, böyle bir şey değil ki yani oğlum. birbirimizin e, aynı Yani arkadaşlık dediğin bir tane şey bir illa tane ticari bir ki. aramızda bir şey olmasına gerek yok ki yani Aynen. Görüştüğümüz arkadaşlarımızla hepimiz aynı çatı altında değiliz ki e, Yıllardır cariyenin arkadaşım mesela Elinizde... aynı BBL özelinde misiniz yani? Hayır ikinizin de farklı ekipleri farklı şeyleri var ama en ufak bir şey de birbirinizi desteklediniz. Arkadaşsınız, güzel bir arkadaşınız var günü sonunda. Ya ben başka bir dramaya atlıyorum şu an ya. Gerçekten yeter i̇şte ya. İşte ben buna katılmıyorum abi. Maalesef buna katılmıyorum yani. Abi, abi neye katılmıyor tam olarak ben onu anlamadım yani ya. Babacım sen çıkarken diyorsun ki bize psikolojim kötü durumda şu anda. Belki yayın bile açmayabilirim. Başka bir yola evreni, arkamda böyle bir güç olsun istemiyorum şu anda. Bir bakalım tek başıma ne yapıyorum diye çıktın. Bir hafta sonra içerik spamlemeye başladın. Biz, biz senin elini kolunu mu ba bağlıyorduk? Biz sana bir şey mi yapıyorduk? Şunu yapamazsın mı diyorduk? Ben anlamadım, gerçekten anlamadım. Çıktıktan sonra da bir tek kelime yazmadı ya. Ben sadece gittim doğum gününü kutladım yani. Biz mi yazacaktık ona? E çıkan giden o. o madem arkadaşlığımızı devam ettirmek istiyor. Madem arkadaşlık hukukumuza güveniyor. Seviyor beni bu kadar. O gerçekten anlam veremiyorum ya insanlara. CS sunuyorsun. Anlatsın abi. Sabaha kadar anlatsın kitlesine ve zor, zor tamam, sunuyorsun. sen ton balıklı ton balıklının mesela lolde maksimum hangi lige çıktığını düşünüyorsun mesela sen yani anladın mı bu saçma geliyor saçma bana da i̇şte ben buna katılmıyorum abi maalesef buna kat klibini alsanız da çağırın bir şey daha dediyse başka ya Discord'da konuşsak ya keşke ya. tatsız bir hale doğru gidiyor. Beni içine çekmeye çalıştığın şeyin çalıştığınız şeyin içine beni çekemeyeceksiniz. Çekemezsin. Yo 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 yo. Çağrı çok yanlış konuşuyor şu anda. Ee, ben Çağrı'nın odaya giremiyorum bu arada Discord odasına arkadaşlar. Yani ne yetkim var, ne bir şeyim var. Giremiyorum. Girmeye çalıştım. Çağrı'nın konuşma Ben Çağrı'yı hiçbir şeye çekmeye çalışmıyorum. Neyse onu anlatıyorum hissettiklerimi söylüyorum. Açık açıkta konuşuyorum yani. Ay yetkim yok abi kilitli gözüküyor. Ha, yargıç odası kilitli. Giremiyorum. <laughs> Hiçbir yerde kötülüğünü istemedim. Sadece bu bir gerçek. Bunu bu kadar kafi. Abi kötülüğünü istemek değil ki olay. Ne oluyor? Abi bir canını sıkma ortada bir, mevzu yok yıl sonu ödüller için konular değişmiş sanki bir tık yanımdayız katman olarak iyi. ben bir şey olursa da atlar geldi o bırak. Bin mi? Bu yüz bin tele göndermiş. Evet, Eyvallah. Evet. Çok teşekkür Hadi ederim. Ee, çok sağ ol. Reklam <laughs> ben de reklam sandım. E Gitti galiba muhabbet. Giremiyorum Discord'a arkadaşlar. Bakın. Gitti. Gördüğünüz gibi. <gülüyor> <gülüyor> Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Ne dedi bilmiyorum. Atarsanız klipleri ee, ben de bir cevap veririm. O e, ağır sallıyor muhabbetine klip alsanız bir alsanız da. Ben canımı sıkmıyorum abi şu şu anda. Ya yani ben zamanda canımı sıktım. Açıkçası şok oldum. E, hayal kırıklığına uğradım çağrının bu şekilde eee bir yerden çıkışına. Bir arkadaşımı, yakın bir arkadaşımı, çok sevdiğim yakın bir arkadaşımı kaybettiğim için çok üzüldüm. Ayşu da şahit burada. Kemal de şahit. ben zamanla sıktım canımı. O yüzden şu an artık sıkmıyorum. Umrumda da değil. her şeyi de konuşurum yani. Hiç de problem değil. Kötülüğüm gördüm muhabbetine de tabii ki bana çağrı e, bir kötülük yapmadı ama en büyük kötülüğü son anda yaptı zaten. Yani en yakın arkadaşlarımdan birini kaybettim ya yani, bu yüzden ben. Durup dururken hiçbir şey yokken bize bunun önden hani diyor ya biz anlaşamayabiliriz, anlaşamayabiliriz de anlaşabiliriz aynı yolda yürü yürüme yürümüyor olabiliriz. E sen öyle demiyordun abi aynı yolda yürüyoruz diyordun. Ne oldu da bir anda yollar değişti? Hiçbir problem yoktu. Her sorunda e, kendinle alakalı, başka yayıncılarla olan e, dramalarınla alakalı her sorunda beni arıyordun. Ben sana yardımcı oluyordum bu konularda. Ne oldu abi? Bu sefer niye aramadın? Ya bu arkadaş... Yani sözüm şu sadece arkadaşlar. Kendisi şeyi gibi davranıyor ya. Ya ben BBL'den çıktım ama arkadaşım sen kardeşimsin falan dedi ya önceki kliplerde de. <laughs> yani nasıl bir şey bekliyordu? Ben ona yazmaya devam mı edecek? Ya çağrı abi ne olur buluşalım ya. BBL'den çıktın ama arkadaş kalmaya devam. Baba sen yazmadın sen. Çıkan giden sensin. Bir tek kelime yazmadın. Ben hep adım attım sana. Doğum gününü kutladım. buz gibi cevapla doğum, doğum, günü kutlamaya teşekkür ettin yani. Adam kendi yoluna gitmek istemiş olamaz mı? Emincim. Ee, tabii ki olabilir. Ama bunun bir yolu adabı vardır değil mi? O zaman kendi yoluna gitmek istiyorsa eğer bizde öyle konuşmayacak. Ya ben sizin her zaman yanınızdayım. Her zaman full destek. En kötü yanınızda en iyi yanınızda da yanınızdayım diye konuşmayacak. Ve bunu bir anda abi ben çıkıyorum psikolojim çok bozuk ee, belki yayın bile açmayabilirim arkamda bir güç olsun istemiyorum dedikten sonra bir hafta sonra içerik spamlayıp bize tek bir kelime bile yaz, yazmıyorsa o zaman kusura bakmayın bu kötülüktür arkadaşlar. Ben bunda bir e, kötülük ararım yani ben duygusal adamım abi darılırım gücenirim laf sokmaya çalışırım kusura bakmayın sivrim dillidir. Sivrim dillidir. <laughs> çıkarcı ve para göz bir insansın. Kötülüğü önce kendinde ara. Ben mi çıkarcı ve para gözüm bro? Pekala. Nedenlerini de sayarsan argümanlarla örneklere. Ben çıkarcı ve para gözmüşüm. <laughs> i̇çerik spamlı, spamlaması sizin neyi niye zorunuza gidiyor ki abi? Arkadaşlıklar birbirinin iyiliğini düşünmek için kurulma. Dostum, arkadaşlık falan kalmamış ne arkadaşlığı? Arkadaşlığı bozuk bir tabii ki içerik spamlasın Onda hiç sıkıntı yok. Ama kendi diyor ya, arkadaşlığımız e, günün sonunda bozulmasaydı keşke. Çok üzüldüm vesaire diyor ya. Abi bunu bozan sensin zaten. Yazmayan sensin. Ya gerçekten e, bak tam olarak bundan bahsediyorum arkadaşlar. Bir sikimden haberiniz yok. Bir sikim bilmiyorsunuz tamamen algılara manipüle olup duruyorsunuz amına koyayım. Ya fanatik olmayın şu yayıncılara fanatik olmayın ya. O yüzden diyorum gerçekten Abi iyi yapayım. bir yayıncı zaten ben de kabul ediyorum. Çağrı'nın iyi bir yayıncı olduğunu, lan Çağrı'yı ben bir BBL aldım da 500 izleniyordu maksimum amına koyayım. Ne taşak mı geçiyorsunuz ya? Ya Çağrı'nın iyi içerik yaptığını bilmesem, Çağrı'nın iyi bir yayıncı olduğunu bilmesem, niye bir alayım amına koyayım? Ne anlatıyorsunuz baba siz? İki günlük Twitch izleyicisiniz, gelmişsiniz ahkam kesiyorsunuz. Ne beni tanıyorsunuz, ne Çağrı'yı tanıyorsunuz ya? Oğlum taktik şak mı geçiyorsun? Aa gerçekten yeter ya. Kemal'in sinirlenerek o tarz laflar söylemesi de tamamen duygusallığından. Aslında benimle aynı şey yani. Ben de katılmıyorum Kemal'in bazı söylemlerine. Ama o da duygusal psikolojik olarak da kötü bir dönemdeydi belki de. Ve eee o duygusallığa girip böyle şeyler söyledi. Oğlum sakin ol lan. Abi, abi seni senelerdir izlerim çok da severim. İkinizde de çok insansız ama çağrıya da yazdım. Sana da yazacağım. Algım algı bunlar boş iş ama hiç kusura bakma. Drama yokken 1-2K izleniyorsun. Drama olunca bir anda 12K'ya çıktım. Bu senin de hoşuna gidiyor. 1-2K izleniyorum drama yokken. Okey yazıcım. Dram olunca 12 kaya çıktım. Tamam. Bu senin de hoşuna gidiyor. Bu yüzden uzatıyorsun bu konuyu. Bu kadar senin de... Ulan... <laughs> Arkadaşlar en son böyle bir yayın ne zaman yaptım ben? Chat siz söylesenize ya. Ben en son nasıl böyle yayında çıkıp da böyle dan 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 konuştum? Ne anlatıyorsun oğlum sen ya? Yazık gerçekten yazık ya. Ben ne anlatıyorum ki amına koyayım? Tamam abi, ben kapatıyorum yayını. İzleyicisini de sikeyim amına koyayım ya. 15k 20k olmasın abi. İzlenmeyeyim. Ben ilk defa görüyorum bu sayıları. Şimdi heyecan meyecan yaparım arkadaşlar. Kusura bakmayın. Ee, rahatsız ettiğim için de kusura bakmayın. Gidin abi anlatsın masalları size. İyi geceler.